Herkese merhabalar. Ben İTİGA Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Aylin Cevizci. Yeni bir haftaya başladık ve yurt içi piyasalarda bu haftanın gündeminde aslında bugün yapılan Irak referandumu var. Irak referandumunun etkisi aslında bizi hafta sonundan bu yana, hatta bir önceki haftadan beri rahatsız ediyor. Çünkü biz cumartesi günü mecliste Irak ve Suriye tezkeresi onaylandı ve bununla birlikte şu anda baktığımızda Irak'ta bir referandum başladı. Oy verme işlemi halen daha sürüyor. Ama bunun bize etkisi nasıl olacak? Özellikle de yurt içi piyasalar şu anda bunu nasıl istiyor diye biraz ondan bahsedelim. Özellikle de endeksteki satışlar devam eder mi? Açıkçası dolar TL'ye baktığımızda bu referandumun etkisini şu anda biraz huzursuzluk olarak gösteriyor. TL halen daha negatif ayrışıyor ve baktığımızda dolar TL 3.51'lerin üzerine doğru bir seyri var. Yani dolar TL tekrardan 3.50-3.55 bandına girmiş gözüküyor ve özellikle de bu referandumdan evet veya hayır çıkması değil, referandumun sonucuna göre bizim yurt içi piyasalarda ne tür aksiyonlar alınacak ve bizi ne gibi bir süreç bekliyor? Diyor. Bu bizim için önemli olacak ve TL'nin böyle bir durumda nasıl fiyatlayacağını da açıkçası şöyle söyleyebilirim. Yurt içi piyasalarda negatif oluşturabilecek veya huzursuzluk yaratabilecek gelişmeler dolar TL'yi 3.55-3.56 bandına doğru götürebilir. Bu noktada biraz dikkatli olmakta fayda var. Ama referandumun sonucunda daha iyimser, özellikle de bizim açımızdan baktığımızda daha olumlu bir tablonun yer alması da belki de tekrardan 3.48-3.47 bölgesine doğru bir geri çekilmeyi destekleyebilir. O yüzden bugün ve bundan sonraki süreçte yaşayacağımız gelişmeler, yani sınır ötesi operasyonlarda alınacak hamleler bizim açımızdan biraz önem arz ediyor. Çünkü endekse de baktığımızda 103 binlere doğru uzayan bir satış var ve 102.200 seviyesi bu noktada önemli bir desteği işaret ediyor. Şayet destek seviyesine doğru satışlar devam ettiği müddetçe bunun dolar TL'de yansımasını bekleyebiliriz ve 3.55-3.56 teknik olarak bahsettiğim bu seviyelere doğru bir hareket izlememiz söz konusu olabilir. Bunun dışında bir hafta geneline baktığımızda da ABD'de önemli veriler ön planda olacak. Özellikle Perşembe ve Cuma günü ABD'de ikinci çeyrek büyüme rakamları, bununla birlikte çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi bizim için önem arz ediyor. Biraz daha öne gelirsek Salı günü, yani yarın Yellen'ın konuşması var. Bunlar dolar açısından takip edebileceğimiz gündemler ve Yellen'ın özellikle de FED toplantısı sonrasında yapacağı konuşmalar ve olası para politikasına yönelik vereceği mesajlar piyasalar açısından önemli olabilir. Doların seyir açısından önemli olacak. O yüzden dolar TL'nin seyir açısından bu gelişmeleri ve yurt içi piyasalardaki oluşan haber akışlarını takip etmenizde fayda var. Herkese iyi haftalar, iyi kazançlar.